AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, MÜSİAD Başkanlığında seçilen Tekin Gürkan'la bir araya geldiler. AK Parti İlazı Milletvekili Sermin Balık ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım geçtiğimiz hafta yapılan genel kuru sonrasında MÜSİAD Şube Başkanlığı'na seçilen Tekin Gürkan'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Müsyad Şube Başkanı Tekin Gürkan, Milletvekili Sermin Balık ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Kendisi bir milletvekili olarak her zaman iş dünyasının sorunlarına yakın ilgi göstermektedir. Bu vesileyle kendisine hem ilgilerinden hem de ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli iş baş, iş il başkanımız, değerli abim, büyüğüm e, Müsiyat ailesine çok değerli bir üyesidir. Kendisi uzun yıllardır hem siyasal alanda hem iş dünyasında şehrimize hizmet etmeye gayret etmektedir. Hem hizmetleri hem de ziyaretleri dolayısıyla kendisine de teşekkür ediyorum. Şehirlerin kalkınma ve gelişmesinde kadınların ekonomik yaşama katılmasının önemine değinen Gürkan, yeni dönemde iş yaşamında kadınların daha etkin olabilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi. Elazığ nüfusunun %50.43'ü kadındır. Bir başka ifadeyle nüfusumuzun yarısını kadınlar oluşturmaktadır. İş dünyası olarak bu demografik yapımızdan kaynaklı gücümüzü şehrimizin gelişmesi ve kalkınması için harekete geçirmemiz gerekmektedir. Bizler önümüzdeki süreçte iş kadınlarının hem ekonomik yaşamda hem de müsyat bünyesinde daha etkin rol alması için özel bir gayret göstereceğimizi ...ifade etmek istiyorum. AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım da... ...MÜSİAD'ın kendileri için önemli bir... ...setek olduğunu belirterek... ...geçmiş dönemlerde kendisinin de yönetimde... ...yer aldığını anımsattı. Bu tür kuruluşların daima... E, ...bizim için önemli... ...her zaman için önemli olmuştur... ...ve olmaya da devam edecektir. Burada çok güzel birlikteliklerimiz olmuştu. Bizden sonra da o... ...birlikteliklerin devam ettiğini görmek... ...beni son derece mutlu ediyor. Tekin kardeşime bu... Önemli ve zorlu görevinden dolayı kendisine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başarılı çalışmalar yapacağından hiç şüphem yok. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, iş dünyasının sorunlarının çözümü için MÜSİAD'la birlikte yol aldıklarını söyledi. Müsiyat Elazığ'da 1996 yılında kuruldu. O günden beri de biz yol arkadaşı olarak... Çözüm partneri olarak ve iş insanlarımızın sorunlarını çözme noktasında hep birlikte yol aldık ve bize gerçekten e, iş insanlarımızın e, eksiklerini, ihtiyaçlarını çok doğru olarak anlatarak bizim de çok güzel bir yol partnerliği, yol arkadaşlığı yaptılar. Elazığ'ın iş insanları ile kabuğunu kırdığını belirten Sermin Balık, pandemi sonrasında şehrin büyümeye devam edeceğini kaydetti. Çünkü hakikaten Elazığ artık kendi kabuklarını kırmış, iş insanlarıyla, kadınıyla, erkeğiyle başarıya koşan, büyümeye çalışan bir şehir elbette ki pandeminin Elazığ'da da tüm dünyada olduğu gibi Elazığ'da da olumsuz yönleriyle karşılaştık. İş insanlarımız şüphesiz ki bundan zarar gördüler. Ancak biz büyük bir ülkeyiz, biz güçlü bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün dünya pandemi sürecini yönetemezken biz hem sağlık açısından hem de sanayi, iş insanlarımız açısından en doğru şekilde bu işi bugüne kadar yürütmeye ve yönetmeye çalıştık. Ee, i̇ş insanlarımıza çeşitli imkanlar tanıdık. Ee, bununla birlikte elbette ki bu ilelebet sürecek bir süreç değil. Ee, bu pandemi sürecini bütün dünya ile birlikte Türkiye'de de sona erdiğinde Elazığ başkanımızın başkanlığında iş insanlarımızın talepleri doğrultusunda büyümeye devam edecek. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsiyatteki bütün iş insanlarımızın, iş kadınlarımızın yanında olacağız. Çözüm noktasında hep birlikte yol alacağız ama hepimizin tek bir amacı var. Elazığ daha yaşanabilir, daha güzel refah seviyesi daha yüksek bir şehir haline getirmek ben onu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyor. Tekrar 22. Genel Kurulu'nda seçilen başkanımız Sayın Tekin Gürkan'a ve yönetimine başarılar diliyorum.